Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki paraya kenarda açı ve uzunlukla ilgili kazanı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD paraya kenar verilmiş. 80 ise burası da 80'dir. 80 ise burası da kaç yapar? 180'e tamamlayanı 100 yapar. Yani bunlar 50-50 oldu. Hocam 80 ise bu arada burası da kaç yapar? 100 yapar. E sonra şuradaki şeyi kullanmam lazım. Hocam 50-80 daha 130. Buraya kaç kaldı? 50 derece kaldı. E, 180'e tamamlayanı burası 130 yapar. 2'ye böl 65 65 oldu. Şu üçünün toplamı 180 yapacak. 100 artı 65 artı x'in toplamı 180 yapacağından x'i de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Yani birinci soru Balıkesir oldu. Geldik 2'ye. Hocam açı ortay z'den dolayı çizgi açısı yaptı. A ikiz kenar çıktı burada çizgiye çizgi olduğundan yani burası 6 oldu. E, yukarısı 10 ya buraya 4 kaldı. Sonra burası 6 iken burası da 6. Z'den dolayı burası da nokta açısı oldu. Bak şu kenarla da şu kenara eşit olmalı. E burası 6 ise burası da 6 olacak. X artı 4 eşittir 6 ise X böylelikle kaç çıkar? 2 çıkar. Yani cevap X'i kaç bulduk? 2 bulduk. Cevap böylelikle C -han oldu arkadaşlar. Geldik 3'e. Paraya kenar olarak verilmiş. Daha böyle kenar ortaylar. Yani şu köşegenle alakalı şeyi bilmiyoruz ama oradan hızlı bir şekilde yapayım istersen. Köşegenler birbirinde ortalar. E hocam kenar ortay. Kenar ortay olduğundan burası ağırlık merkezi oldu. 1'e 2 oran olacak. Buraya 12 olacak diyebiliriz. E 18 ise burası da 18 olur diyebiliriz. E hocam ben bu aklıma gelmedi. O zaman şuradaki kelebek benzerliğinden falan yapabilirsin. Şuradaki kelebek benzerliğinden de yapabilirsin. Sonra büyükteki kelebek benzerliğinden de yapabilirsin. Büyükteki kelebek benzerliği de. Bak şurası 2 aya ya. Büyükteki kelebekteki oranda 1'e 1. E, küçükteki oranda 1'e 2. Oradan da sonuca ulaşabilirsin. Ama... Köşegenler birbirini ortalıyor. Bu yol daha kolay. Şunlar birbirine eşit. Şu üçgene bakacak olursanız burada kenar ortay. Kenar ortay. Ağırlık merkezi olduğu burası. E ağırlık merkezi ise 1'e 2 oran var. Yani burası 12. E, köşegenler birbirini ortalıyor. 18 ise burası da 18. AC uzunluğu da böylelikle 36 çıkar. Yani 3. soru elremit remit oldu. Geldik 4. soruya. 9-12. Ne üçgeni? 15. üçgenden 15'i yazdık buraya. Toplam burası bak 25. Alt tarafta 25 olur. Sonra hop burada ne var? Bir kelebek benzerliği. Kelebekteki oran 15 bölü 25 eşittir. 12 bölü x olmaz mı? Evet 12 bölü x olur. 5'e bölsen 3, 5'e bölsen 5. Burada 3 ile bu sadeleşse 4 yapar. 4 kere 5 20 yapar. X'i böylelikle 20 olarak buluruz. Yani 4. soru denizli oldu. Geldik 5'e. Burası 24 ise burası 24 oldu. Bizden x isteniyor. E hocam iki tane üçgen var elimizde. Hatta iki tane dik üçgen var. Böyle alfa beta'ya dalalım hocam dediğiniz duyar gibiyim ama geçiş yok. Olsun geçiş olmasın. Şuradaki açılar birbirine eşit. E hocam burası alfa ise burası da alfa. Alfa 90 ise burası beta. Alfa 90 ise burası da beta. Çünkü burası 90 derece. Hatta burası da 90 derece. E o zaman sarı üçgenler benzer oldu. Beta'nın karşısı dörtgen. Beta'nın karşısı 8. Kolay bir benzerlik var. 1'e 2 oran var. 90'ın karşısı x ise 90'ın karşısı burası da 2x olmak zorunda. 2x ise 24 ise x ile böylelikle 12 çıkar. 5. soru denizli oldu. Geldik 6'ya. Ne yapacağız burada? Oranlama var. Oran mantığını kullanacağız. Hocam bu oranı kullanayım. İster dışarı uzat. Aa biz dışarıyı sevmiyorduk. İçeriye doğru şöyle bir kelebek benzerliği oluşturmak istiyoruz. Paralel çizdik arkadaşlar. E şu dikeylerin üzerinde ya yataya paralel çizdik arkadaşlar. Kelebek çıktı mı çıktı o zaman büyük ihtimalle doğru yoldayız. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. E bir de burada ne var? Şuradaki oranlamayı da kullanayım. Şurada 1, 1 bölü 2 oran var ya da orta taban var. Hocam burası K iken burası 2K. Ya da 1 bölü 2'den K ise 2K. Burası da 2K. Toplamda 4K. Burası da 4K. A kelebekteki oran 1'e 4 çıktı. O zaman 1'e 4. Yani burası 4 ise burası 1 olmak zorunda. Sonra şu isteniyor bizden. Şimdi büyük üçgene bak bakalım. Büyük düşün. E hocam büyük üçgende şu orta taban çizgisiydi. E bunlar eşitse şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. 5 ise, burası da 5'tir. X 5 değil. Dikkat et X tamamı. 5 ile 1'in toplamı yani 6 yapar. Dolayısıyla 6. soru Akçay yapar. Ve böylelikle bu testi de bitirdik mi gençler? Bitirdik. O zaman bir sonraki videoda yani paralel kenardaki köşelerin doğruya olan uzaklığı testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.